Merhabalar sevgili koçlar ve özellikle yükselen burcunuz Koç'a hoş geldiniz. Sevgili koçlar, Ekim ayını konuşuyoruz. Ekim ayı 2022 hem Merkür Retrosu'nun tamamlandığı hem de Mars Retrosu'nun gölgeli dönemleri. Merkür Retrosu'nu 3 Ekim'de tamamlıyoruz ama 17 Ekim'e kadar gündemlerimiz tekrar bu Merkür Retrosu'nun tuhaf, değişik, problemli gündemini onarmak üzere olacak, toparlamak üzere olacak. Yeni insanlarla tanıştınızsa yavaş yavaş artık araya mesafe girebilir. Ya da geçmişten gelen birileri olursa belki de arkasını dönüp gidebilir. Ne zamana kadar? 17 Ekim'e kadar. 2 Ekim, 17 Ekim arası Merkür Retrosu'nun gölgeli dönemi. 2 Ekim'de resmiyette bu retro bitiyor. Mars'ın retrosundan da bahsedelim başlamadan. Mars'ın retrosu 25 derece ikizlere kadar ilerlemişken artık 25 dereceden geriye doğru dönecek. Mars ayın sonunda 29 Ekim'de ama ondan öncesinde 4 Eylül'den itibaren biz bu Mars'ın retrosunun gölgeli dönemini sürdürüyor olacağız. Şimdi Ekim ayı ile ilgili biraz detay vereyim size sevgili koçlar ve kanalımı lütfen takibi alırsanız çok memnun olurum. Bu kanalda sizin ilginizi çekecek çokça detay bulacaksınız kendi burç yorumlarınızın da dışında. Sevgili koçlar, 3 Ekim'de Merkür Retrosu bitiyor. Merkür Retrosu terazide tamamlandığı için 7. ev konuları, yani hareketli bir aşk hayatı, evlilik hayatı, evlilikte problemli belki diyaloglar ve bunların artık biraz süt liman hale geldiği günlerle bitiriyoruz Merkür Retrosu'nu. Ve 23 Ekim'e kadar Güneş terazi burcunda, yani Güneş sizin 7. ev, evlilik, yuva, eşiniz, belki de sadece bir iş ortağınız var, eşiniz yok. İşte bu alanı aydınlatıyor. Dolayısıyla Güneş'in terazide bulunduğu süre boyunca, üstelik 29 Eylül'de de Başak Burcu'ndan teraziye geçen bir de Venüs'ümüz var. İşte bu geçişle birlikte hem Venüs hem de Güneş 7. ev alanınızda evlilik teklifleri, evlilikle ilgili nişan, düğün isteme vesaire böyle konular, bütün gündeminiz bunlar olabilir bazılarınızın. Eğer ki hali hazırda zaten evliyim hocam diyorsanız da bu da sizin için evliliği pekiştirme günleri gibi kabul edilmeli. Dolayısıyla sizin aslında evliliğiniz için, eşiniz için, eğer evliyseniz, evli değilseniz de bir yuva kurmak için eforunuzun olması gerekiyor. Bir niyetinizi göstermek mecburiyetiniz var diyebilirim. 23 Ekim'e kadar hem Venüs hem de Güneş terazi burcunda olacağı için 7. eviniz çok hareketli diyebiliriz. Bu ay Plüton'da düz hareketine dönüyor sevgili koçlar 9 Ekim'de. Dolayısıyla 9 Ekim'de uzun zamandır Oğlak burcundaki Plüton artık sizin kariyer ve statü noktanız, tabii ki burası. Düz hareketine dönüşü sizin için iş hayatınızda statünüzle ilgili, bekar, evli, pek çok konuyla ilgili çokça fayda verecek size ve 2023'te Kova burcuna geçiş yapacak. Geçici olarak evet, tekrar retrosunda Oğlak burcuna dönecek ama 2023'te artık Kova burcunda göreceğiz Plüto'yu. 2023 videolarım hazır, onları da izleyebilirsiniz. 14'ü ve 19'u arası gayet güzel günler. 14, 15, 16, 17, 18, 19. Epeyce bir vakit, gayet güzel. Çünkü burası 7. ev alanı, yine 7. ev alanında Venüs'ün, Güneş'in, Jüpiter'in çok güzel açıları var ve bu ara, yani 14 ile 19'u arasında istekleriniz doğrultusunda pek çok hızlı bir kararlar alma, hızlı gelişmeler yaşama, karşılıklı kararlar alma sevdiğinizle böyle günlere işaret ediyor. Yine 7. ev alanı, ben ve sen alanı, 1. ev siz kendiniz, 7. ev karşınızdaki kişi. Dolayısıyla 7. evde Güneş varken, 7. eve böyle güzel açılar yerleşmiş alıyorken, güzel açılar alıyorken kalıcı olan geliyor diyebiliriz. Bakınız, Ekim ayını seveceksiniz. Kalıcı olan geliyor sevgili koçlar. Yani evlilikse bir kalıcılık var. Sevgili ise bu sevgili kalıcıdır. Aşk hayatınız canlanıyor. Ve bu ay bir de yükselen burcunuzda dolunay var. Ayın gözdesi sizsiniz diyebilirim. Yükselen burcunuzdaki dolunay aynı zamanda
Merkür'ün retrosunun da tamamlandığı günlere denk geldiği için yine yükselenizde olduğu için sizin kararlarınızla karşı tarafın kararları birbirine uymayabilir. Ama ortak paydada buluşma söz konusu. Yine şunu da söyleyeyim. Burada biraz ödün verebilirsiniz kararlarınızdan. Bunun sebebi bu dolunay Kiron'la da açı atıyor. Yani Kiron'la kavuşumda bir dolunay. Koç burcunun bu derecelerinde Kiron. Dolayısıyla biraz kadersel anlamda sizin istekleriniz değil de karşı tarafa gösterdiğiniz uyum daha ön plana çıkacak diyebilirim. Ekim ayında aile içi aktiviteler için hem uygun bir gökyüzü var, hem bunlarla ilgili alacağınız yeni kararlarda daha çok karşıya ödün vereceksiniz diyebiliriz. Arkadaş çevrenizde size bazı ilgili kişiler işaret ediliyor olabilir. Arkadaş çevrenizde sizinle şu kişi ilgileniyor, bu kişi ilgileniyor ya da biraz sana bakıyor ya da seni seviyormuş, hoşlanıyormuş gibi arkadaşların da hani böyle çöp çatanların diyelim sizi eşleştirdiği gündemleriniz olabilir. Arkadaş çevrenizde dostluklar arasında böyle bir aşka dönüşme söz konusu olabilir. Bu kadar 1 ve 7. ev vurgulanıyorken ve ayın ikinci yarısı nispeten daha hareketli diyebilirim. Bu 14 ve 19 arasındaki günlere dikkat etmemiz gerekiyor. Ve biraz böyle kıskançlık gösterebilirsiniz bu ay ne zaman güneş tutulmasına doğru. Şimdi güneş tutulmaları o günü ilgilendiren bir konu vermez. Güneş tutulmaları bugünlerde ne yaşıyoruz? 3 ay önceden beri ne yaşıyoruz? 3 ay sonrasına kadar en az. Bu parçalı bir güneş tutulması olduğu için öyle 2 yıllar sürer etkisi demiyoruz. 2023'te tam güneş tutulmaları yaşayacağız. Unutmayın onlar daha toksik diyebilirim. Şimdi bu yeni başlangıç çünkü yeni ayla gelen bir güneş tutulması. 25 Ekim'de 2 derece Akrep Burcu'nda sizin de bakınız terazi sizin 7. evinizde. Tam da böyle eşiği burası eşiği. Yani sınırda bir yeni başlangıç. Biriyle bütçenizi birleştirmek gibi. Eşin parasının size desteği gibi. Sadece 2 derece Akrep olduğu için de yani bu terazinin tamamlandığı dereceler 30 derece yeni bitmiş. Tutkulu bir aşk ilişkisine işaret edebilir. Para konusunda birbirinize destek verdiğiniz iki kişinin ilişkisine ya da iş ortaklığına işaret edebilir. Ameliyatlara da işaret edebilir. Eğer ameliyatlar gündeminiz varsa 17 Ekim'den sonra ve 28-29 Ekim'den önce yapsanız fevkalade olur. Çünkü neden böyle? Mars'ın retro günleri başlıyor. Aslında gölgeli günlerindeyiz ve Merkür'ün de gölgeli günleri 17 Ekim'de bitiyor. Başta söylemiştim. 23 Ekim'den sonra artık para konuları gündeminizde. Akrep üzerinde çünkü bir artık Güneş var ve Venüs var para. Dolayısıyla 23 Ekim'den sonra daha çok para gündeminiz ve özellikle bankanın borçları, eşin parası gibi konular. İçsel sezgileriniz de bu ara çok güçlü, frekansınız çok yüksek ve sezgileriniz hep doğru çıkıyor olacak. Onu unutmayın sevgili koçlar. Bu ara sezgileriniz de çok net, yerinde, tahminleriniz çok yerinde ve hisleriniz de çok yerinde. Onu göreceksiniz. Peki yaptığınız işler birileri tarafından denetlensin istemiyorsunuz ve Güneş-Venüs açıları biraz 20 Ekim civarı sizi zorlayabilir. O da yine aşk hayatıyla alakalı. 23 Ekim'den sonra Satürn artık düze dönüyor. Kova burcunda ve 18 derece kovadan artık düz hareketine dönüyor. Sizin için bu Satürn noktası 11. ev dostluklar, arkadaşlıklar noktası. Bu tam dönme günleri, dönüş yani işte sıfır noktası diyelim. Şöyle diyelim, derece eksiltmekten vazgeçiyor, stationary durağın ve düz hareketine derece toplama vaktine geri dönüyor. 23 Ekim'den sonra, 24-25'ten sonra arkadaşların desteklerini daha çok görebilirsiniz. 27 Ekim azıcık sert bir gün
Ve sözlerimiz sert olabilir, tutum davranışımız katı olabilir. Unutmayın, 27 Ekim'e özel bir konu. 29 Ekim'de artık Merkür Akrep Burcu'na geçiş yapıyor. Yani ona da dikkat etmeliyiz çünkü Koç'a göre 8. evde Merkür oluşu parayla ilgili haber gibi düşünün. Ameliyatla ilgili haber gibi düşünün. 8. ev konuları nafaka, miras, davaların sonunda alacağımız tazminatlar bunlarla ilgili güzel haberler geliyor. Tazminatlarınızla ilgili sevgili koçlar Ekim, Kasım, Aralık hep güzel haberler söyleyeceğim. Özellikle alacağınız, hak edişleriniz varsa. 25 Ekim Güneş tutulmasına tekrar odaklanalım. Buna özel Koç burcu videosu yayınlayacağım. 2 derece Akrep'te ve burası tutkulu bir aşka işaret ediyor. Çok sevdiğinize ikna olacaksınız bu dönem. Bu dönem soft, yumuşak geçiş aşamasındayız. Tanışma aşamasındayız diye başlayabilirsiniz Ekim ayına ama sonuna doğru tutkulu bir aşka işaret ediyor. Azıcık dikkatli olun derim. Astroloji eğitimleriniz için kanalımı takip edebilirsiniz. Videomun altında bilgilerini göreceksiniz. Güzel bir Ekim ayı diliyorum. Hoşça kalın.